Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlerle birlikte TechSort olarak Zhiyun firmasının akıllı telefonlar için tasarlamış olduğu Smooth 3 model isimli profesyonel el gimbalini inceliyoruz. Öncelikle gimbal nedir, biraz ondan bahsedelim. Günlük hayatımızda en çok karşılaştığımız nokta bence telefonların kameralarında bulunan görüntü sabitleme sistemi. Yani artık görüntü sabitleme sistemi olmayan telefon giriş seviyesi, hatta düşük seviye telefon olmak zorunda kalıyor. Çünkü günlük hayatta telefonu kullanırken bir şey çekmek istediğimizde, bir video kaydı almak istediğimizde görüntü sabitleme sisteminin olmaması görüntünün çok bulanık, çok titrek çıkmasına ve kötü durmasına yol açıyor. Aynı zamanda filmlerde de koşu sahneleri, araba sahneleri, birçok sahnede bunun daha büyük abilerini kullanarak o sahneleri böyle akıcı, sanki uçuyormuş gibi çekebiliyorlar. İşte Steadicam'in ürünleri var, Flycam'in ürünleri var. Farklı firmaların işte gimballeri, Steadicam'leri vesaire bir sürü ürün bulunmakta. Bugün inceleyeceğimiz ürün Zhiyun firmasının bir ürünü ve telefonlar için. Yani içerisinde telefon takıp o telefonla görüntüyü hiçbir şekilde titreşim olmadan, ne kadar sarsanız, koşsanız da hiçbir titreşim olmadan size aktaran bir aksesuar arkadaşlar. Zhiyun firması zaten gimbal yapan bir firma. İşte telefonlar için, aksiyon kameraları için, profesyonel kameralar için gimbal üreten bir firma. Bunun bir alt versiyonu daha bulunmakta. Smooth Q isimli. O biraz daha, bundan özellikleri biraz daha düşük ama kaliteli bir ürün. O da çok kaliteli bir ürün. Fiyat performans odaklı bir ürün Smooth Q modeli. Bu Smooth 3 modeli biraz daha profesyonel ve malzeme kalitesi anlamında, pil performans anlamında daha üst bir seviye. Bu tarz bir ürün popüler bir firma olan DJI firmasında da bulunmakta. DJI'nin Osmo Mobile isimli bir ürünü de bulunmakta yine telefonlar için. Smooth Q modeli, bunun bir alt modeli, Osmo Mobile'ın fiyat performans anlamındaki rakibi. Bu iki üründen de daha üst seviyede bir ürünü arkadaşlar. Smooth 3 modeli. Ve bu gimbal sayesinde aldığınızda çok akıcı, çok kaliteli videolar, sinematik filmler, sinematik çekimler elde edebiliyorsunuz. Şimdi gelin Smooth 3'ün kutusuna bakalım, içerisinde bize neler karşılıyor, hep beraber inceleyelim. Evet, Smooth 3'ün kutusuyla karşınızdayız. Gördüğünüz gibi büyük bir kutu, yani küçük değil. Hemen burada cihazın fotoğrafını görmekteyiz. Üzerine bir iPhone takılmış durumda. İsmi yazıyor. İşte firmanın logosu ve ismi burada bulunmakta. Şöyle arkasını çevirdiğimizde yine burada bir takım özelliklerinden bize bahsedilmiş dostlar. Burada telefonun iki yönlü kullanımından bahsedilmiş. Burada bir tane barkod bulunmakta. Oradan internet sitelerine erişebiliyorsunuz. Üç yönlü smartphone, akıllı telefon sabitleyicisi dostlar. Hemen şöyle kutuyu şöyle yana doğru çekerek açalım. Kutuyu açtığımızda burada bizi bir tane siyah paket karşılamakta. Gerçekten çok güzel bir kılıf. Burada da Zhiyun firmasının logosunu görmekteyiz. Kalitesi çok iyi, böyle yumuşak bir malzemeden yapılmış, çok iyi bir kalitesi var. Hemen bunu bir kenara koyalım. Burada hızlı başlangıç kılavuzuna yer vermişler. Smooth 3. Bunu okumanızı tavsiye ederim. Kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. İngilizce güzel bir hazırlanmış kılavuz bizleri karşılıyor. Hemen şunu kaldırdığımızda burada bir tane micro USB kablosu bulunmakta. Bu kabloyu şarj için kullanabiliyoruz. Burada ise bir tane askı aparatına yer verilmiş durumda. Asıl kılıfa geldiğimizde hemen şöyle açabiliyoruz bunu. Ve açtığımızda şunu da şöyle açalım. Gimbal bizleri karşılıyor. Güzel bir şekilde koruyabiliyorsunuz. Alüminyum çizilmelere karşı bu kılıf sayesinde rahatlıkla koruyabiliyorsunuz. Ve ürün şimdilik bu şekilde. Gelin incelememize devam edelim. Kutusu bu şekildeydi ürünün. Smooth 3'ün tasarımına ve teknik özelliklerine değinelim. Öncelikle Smooth 3 tamamen alüminyum malzemeden yapılmış durumda ve gerçekten elinize alır almaz hem ağırlığıyla hem malzeme kalitesiyle çok kaliteli bir cihaz. Bunu direkt hissedebiliyorsunuz elinize alır almaz. Onun haricinde baktığımızda tasarım olarak standart bir gimbal tasarımı var. Zaten piyasada birçok gimbal tasarımı bu şekildedir. Bu gimbalin üzerinde 3 eksenli görüntü sabitleme sistemi bulunmakta. İşte sağa sola, yukarı aşağıya ve çapraz olmak şekliyle 3 yönlü görüntü sabitleme sistemi bu gimbal üzerinde bulunmakta. Gimbalimizin yaklaşık 140 gramlık bir kendi ağırlığı bulunmakta. 260 grama kadar da üzerine cihaz takabiliyorsunuz. Telefon, işte 6 inç boyutuna kadar telefon, işte tablet telefonlar vesaire takıp kullanabiliyorsunuz.
Bunun haricinde hemen gimbalin üzerinde bulunan bazı önemli noktalara değinelim. Gimbalin ön tarafında bir joystick bulunmakta. Bu joystick yardımıyla gimbali kontrol edebiliyorsunuz. İşte sağa sola, öne arkaya, işte açısını falan değiştirebiliyorsunuz bu joystick yardımıyla. Hemen joystick'in sağ tarafında ürünü açıp kapamanıza yarayan ve fotoğraf çekmenize yarayan bir tuş bulunmakta. Buna basılı tuttuğunuzda Smooth 3 açılıyor, basılı tuttuğunuzda kapanıyor. Sol tarafında M yazan bir tuş bulunmakta. Burada modları değiştirebiliyoruz. İşte bir kez bastığınızda farklı mod, iki kez bastığınızda full sizi takip eden moda geçebiliyorsunuz vesaire. Modları yapabiliyorsunuz. Zaten detaylı bir şekilde birazdan da değineceğim. Yukarıda bir tane LED bulunmakta. Burada cihazın pil durumunu görebiliyorsunuz. Hemen sol tarafta baş parmağınızda olduğu kısımda zoom'a girmenizi, çıkmanıza yarayan bir tane çark bulunmakta. İsterseniz bunu pozlama veya ISO içinde değiştirebiliyorsunuz. Üst tarafında bir tane micro USB girişine yer verilmiş ve buradan ürünü şarj edebiliyorsunuz. Sağ tarafında ise bir tane ayar tuşu var. Yine buraya özellik atayarak veya basılı tuttuğunuzda ön kameraya geçmesini sağlayan birkaç özelliği bulunmakta. Burada da bir tane tuş daha yer verilmiş durumda. Hemen arka tarafını çevirdiğimizde ise burada yine küçük bir LED konumlandırılmış. Cihazı şarja taktığınızda buradaki LED sayesinde de gimbalin şarj olup olmadığını görebiliyorsunuz. Gimbalin alt tarafında bulunan bölüm çıkartılabiliyor. Burayı açtığınızda içerisinde pil konumlandırılmış durumda. Bu pil değiştirilebiliyor isterseniz ve 4600 mAh büyüklüğünde yaklaşık 14 saat bize kullanım imkanı sunan bir batarya bulunmakta. Gerçekten çok uzun bu değer. Yani telefonun pili biter, gimbalin pili bitmez. Aynı zamanda şuna da değinmek istiyorum. Hemen üst tarafta telefonun taktığınız kısımda sağ tarafta bulunan yuvarlak kısmın altında da bir tane micro USB girişine yer verilmiş. Eğer uyumlu bir kablo alırsanız cihazınızı da gimbalin bataryasından şarj edebiliyorsunuz. Bu da telefonunuzun pil performansını arttırarak daha uzun süre kayıt yapma imkanı sizlere sunuyor. Gimbalimizin üst tarafında arka tarafta bir tane logo bulunmakta. Burada ne yazdığını tam bilmiyorum. Bir Çince bir yazı var ve çok hoş duruyor. Bu ürünleri böyle bir aile sınıfına sokuyor arkadaşlar. Çünkü uzaktan baktığınızda bu şeyi gördüğünüzde diyorsunuz işte Zoom firmasının bir ürünü diyorsunuz. O yüzden hoş durmuş. Bence göze güzel hitap edilmiş. Siyah ve kırmızı çizgilerin ağırlıklı olduğu bir ürün karşımızda ve oldukça şık durduğunu söyleyebilirim. Gimbalimizin hemen üst tarafında telefon takmak için bir kıskaç bulunmakta. Buraya telefonunuzu yerleştiriyorsunuz ve yerleştirdikten sonra çok küçük bir ayar yapmanız gerekiyor. O da arkada bulunan bir tane vida var. Bu vidayı genişletiyorsunuz arkadaşlar. Gimbalin masanın üzerine koyuyorsunuz ve tam telefon düz duracak şekilde tam terazi ayarını yapıyorsunuz arkadaşlar ve gimbali kullanmaya başlıyorsunuz. Eğer böyle kullanırsanız çok daha verimli bir sonuç alıyorsunuz ama işte ayar yapmadan da kendi otomatik düzeltebiliyor ama ayar yaptığınızda daha verimli sonuçlar alabiliyorsunuz. Smooth 3'ün kurulumu ve kullanımı çok kolay. Yani hem pratik bir şekilde öğrenebiliyorsunuz hem de hızlı bir şekilde kurulumunu yapabiliyorsunuz. Her cihaza hemen hızlı ayarını yaparaktan kullanabiliyorsunuz. Zaten tek bir cihaz kullanacaksanız standart ayarını yapıyorsunuz. Öyle bırakıyorsunuz. Hiçbir şekilde bozulma, kayma vesaire olmadan kullanabiliyorsunuz. Şimdi gelin hep birlikte Smooth 3'ümüzü alalım ve biraz sinematik video çekelim. Evet, videoyu gördünüz. O akıcı görüntüler bu Smooth 3 sayesinde yakalanıyor. Aynı zamanda telefonda kendi bir görüntü saatleme sistemi olduğu için yani ikisi birleşerek böyle combo bir şekilde çok güzel görüntüler elde edebiliyorsunuz. Eğer telefonunuzun da video kalitesi iyi ise yani film bile çekersiniz hiç sorun olmadan. Şimdi Smooth 3'ün biraz arayüzünden ve nasıl kullanıldığından bahsedelim. Öncelikle belki aklınızda takılan küçük bir soru vardır. Onu cevaplamak istiyorum. Herhangi bir bağlantı yapmamız gerekiyor mu? Yani telefonu gimbale taktıktan sonra gimbale bağlantı yapmamız gerekiyor mu? Şart mı? Yani tak direkt kullanabiliyor musun? Telefon sadece bir ürün arkadaşlar. Yani telefon takmasanız da olur buraya. Bir ağırlık bile taksanız onu dengeleyebilecek bir teknolojiye sahip.
ürünün kendi Bluetooth sistemi bulunmakta. Bluetooth üzerinden bağladığınızda işte zoom ayarını, işte mod ayarlarını falan tuşlar yardımıyla değiştirebiliyorsunuz. Ama bağlamadan da gönül rahatlığıyla rahat rahat daha uzun pil ömrü sunarak kullanabiliyorsunuz isterseniz. Şimdi gelin Smooth 3'ün arayüzüne bakalım. Telefonda ne gibi arayüz bizlere sunuyor? Onu inceleyelim ve hangi modları kullanabiliyoruz? Ne gibi modlar var? Bunlara teker teker göz atalım. Evet dostlar, şimdi güç tuşuna basılı tutuyorum 2 saniye ve gimbalimiz tık diye kendini düzeltti ve açıldı. Şu an hangi modda olduğunu size göstereceğim. Ama önce bir telefona bağlantı yapalım. Videoda söyledim, telefona bağlantı yapmanıza çok gerek yok. 2 tane uygulaması var. Bu uygulamanın bir tanesi ZY Play uygulaması. Diğeri ise Zhiyun Asistan uygulaması. Ben Zhiyun Asistan uygulamasını kullanacağım. Çünkü bu iki uygulamada farklı telefonlarda farklı çalışıyor. Bazı telefonlarda bazı özellikler çalışmıyor. Bazı telefonlarda diğer uygulamayı kullanmanız gerekiyor. Ama ben en çok bu uygulamayı daha verimli bulduğum için bunu kullanacağım. Hemen yukarıdan connect kısmı var. Connect kısmına geldiğinde zaten şu an Bluetooth açık otomatikman. Ve cihazı buldu. Üzerine bir kez tıklamamız yeterli. Şimdi buradaki mod tuşundan biraz bahsedelim. Hangi modlarımız var? Bir kez bastığımızda burada zaten yazıyor. Şu an follow modundayız. İlk açtığınızda follow modunda. Follow modun özelliği, yani takip modunun sadece sağa sola yaptığınızda takip ediyor sizi. Yukarı aşağı hareketini joystick üzerinden yerine getiriyorsunuz. Bunun dışında bir kez daha bastığınızda direkt kilit moduna geçiyor ve burada hiçbir şekilde sizi takip etmiyor gimbal. Sadece stabilize etmeye odaklanmış durumda ve gimbali yönlendirmek için buradaki joystick'i kullanmanız yeterli. Tamamen manuel bir mod aslında baktığımızda. Bir de bunun full modu var. İki kez tıkladığımızda da full moduna geçiyor ve nereye çevirirsek gimbali, yukarı, aşağı, sağa, sola direkt o tarafa doğru bakıyor ve sizin yaptığınız şeyi takip etmiş oluyor. Onun haricinde burada 3 kez tıkladığımızda buraya kamerayı komple ters çeviriyor ve aynı şekilde yine 3 kez tıkladığımızda tekrar kamerayı eski haline getirebiliyor. Modlar bu şekilde. 3 tane modumuz var. Bu tuşlar farklı işlevlere yarayabiliyor. Şöyle zoom'a girip çıkabiliyorsunuz isterseniz. Yanında bulunan zoom tuşu sayesinde. Bluetooth'ta bağlarsanız tabii bunlar çalışıyor. Modlar kısmın Bluetooth'ta bağlamasanız da çalışıyor ama zoom özelliği ve yanında bulunan ekstra özellik ve fotoğraf çekme özelliği Bluetooth üzerinden bağladığınızda çalışıyor. Şöyle mesela bastığımızda tık diye fotoğrafta çekiyor gördüğünüz gibi. Gimbalin mod seçenekleri bu şekildeydi. Şimdi size gimbaldeki bir diğer güzel özellikten biraz bahsedeyim. Telefon ekranı kapatıyorum. Gimbali de şöyle bir durdurayım kısaca. Ve durdurduktan sonra şöyle bir özelliği var. Bunun arka tarafında bir tane çark bulunuyor. Bunu çeviriyorsunuz. Bu gevşiyor. Ve artık telefonu dik modda kullanabiliyorsunuz. Şöyle biraz telefonu yukarı çekiyorsunuz. Ve şöyle dik moda getirebiliyorsunuz. Bunu iyice genişletiyorsunuz. Ve telefonu dik modda kullanabiliyorsunuz. İsterseniz şöyle yapalım. Şu şekilde. Telefonu dik modda da kullanabiliyorsunuz. Tekrar arkaya sıkıyorsunuz. Bunun amacı dostlar, canlı yayın yaparken Instagram üzerinde veya YouTube üzerinde daha verimli bir canlı yayın yapmanız. Hemen şunu da şöyle aşağı doğru indirdiğimizde şu şekilde. Şimdi gimbal ayarı bozuldu gördüğünüz gibi. Böyle de çalışır, sıkıntı yok ama biz bunun yine de bir ayarını yapalım. Biraz daha ittirelim şu tarafa. Biraz sağa getirdik mi tamamdır. Şimdi bunu çalıştıralım tekrardan dostlar. Şöyle tık, kendisi sabitledi gördüğünüz gibi. Şimdi size hemen biraz arayüzünden bahsedeyim. Şöyle arayüzünü göstereyim. Gördüğünüz gibi şu an zaten güzel bir şekilde takip ediyor bizi. Burada dediğim gibi pil durumunu görebiliyoruz bu arayüzde. Burada kontrol kısmı var. Kontrol kısmında uzaktan bunu kontrol edebiliyoruz. Buradan birçok ayarını yapmamız mümkün. Geri geldiğimizde burada calibration bölümü var. Burada cihazı kalibre edebiliyoruz. Update kısmı var. Her telefonda çalışmıyor. Bilgisayar üzerinden yapmamızı söylüyor bize. Bunun haricinde burada settings kısmı bulunmakta. Burada gimbalin yaptığı ayarları tek tek seçebiliyorsunuz. Kaç hızla yapsın, nasıl bir açıyla başlasın vesaire. Burada çok detaylı ayarlar bulunmakta. Zaten aldıktan sonra da kendinize göre ayarlarınızı yerine getirebiliyorsunuz. Ben stok halinde kullandım. Çok da memnunum. Sorun çıkartmadı. Burada kamera uygulaması bulunmakta bir tane. Bu kamera uygulamasının içerisinde yukarıda işte flash, HDR, ön kamera geç vesaire bulunmakta ayarlar var. Bu ayarlardan işte yine video çözünürlüğü, fotoğraf çözünürlüğünü ayarlayabiliyorsunuz. Arayüz kısmında en önemli nokta nesne takip özelliği bulunmakta. Mesela burada ben bir nesneyi seçtiğimde o nesneyi takip edebiliyor. Ben gimbali ne tarafa çevirirsem veya nesneyi ne tarafa hareket ettirirsem ettireyim, otomatikmen nesneyi takip ediyor gördüğünüz gibi. Onu görüyor ve takibini yerine getiriyor. Hiçbir şey yapmanız gerekmiyor. Bu genelde insanlarda, insan figüründe daha iyi çalışıyor. Ben ne tarafa çevirirsem o tarafa doğru hareket edebiliyor.
gördüğünüz gibi fena da çalışmıyor bana sorarsanız. Bu en yararlı, en keyifli özelliklerinden bir tanesi. Karşısına geçiyorsunuz gimbalin ve gimbale istediğiniz komutları vererek sizi takip ettirebiliyorsunuz. Hemen burada geri gelecek olursak kamera kısmından daha fazlası var. Daha fazlasından da istediğiniz şeyleri buradan nasıl kullanıldığı hakkında versiyonları vesaire buradan görmeniz mümkün. Bu arada belki şey dikkatinizi çekmiştir. Pil yüzdesi hep böyle gidip geliyor. O arkadaşlar çok önemli bir şey değil ama benim yaptığım testlerde cihazı her kullandığımda, yani şu an ben bu ürünü muhtemelen bir saatten fazla kullandım. Ona rağmen %90'dan daha fazla bir pilimiz var. Bu arada gidip gelmesi cihazı kontrol ederken akım çektiği için tam doğru göstermiyor arkadaşlar ona baktığımızda ama gerçekten uzun bir pil performansı bizlere sunuyor. Aynı zamanda bir uygulama daha bulunmakta. Onu da size göstereyim hemen. ZE Play isimli uygulaması. Hemen burada da Smooth 3'ü seçiyoruz. Connect Device diyoruz ve buradan otomatikman cihaza bağlanıyor. Bu daha çok iPhone'da kullanılan bir özellik. Yani iPhone'da daha verimli çalışıyor. Şu an yan olsaydı daha hoş olurdu. Yine burada time-lapse yapabiliyoruz, slow motion yapabiliyoruz. Bir sürü ayar var. Ama bunda mesela nesne takip özelliği bulunmamakta. Diğer kısımda var. Yani iki uygulamayı da kullanabilirsiniz isterseniz. İki uygulamada işinizi görecektir. Burada yine video çözünürlüğünü vesaire ayarlayabiliyoruz isterseniz. Şimdi hemen telefonu yan vaziyete tekrar geri getirelim. Hemen şöyle bir kapatalım. Biraz susturalım makineyi. Ve şöyle yan vaziyete tekrar geri getirelim. Çünkü bir şey daha göstermek istiyorum sizlere. Dediğim gibi hiçbir şekilde bağlantı yapmadan da ürünü kontrol edebiliyorsunuz. Direkt kendi kamera arayüzünü açtım şu anda. Ve ben hiçbir şey bağlamadım ve kendi kamera arayüzünden de kontrol edebilirim ama dediğim gibi fotoğraf çekme tuşu ve zoom'a girme tuşu çalışmayacaktır. Ama bu şekilde de isterseniz kullanabilirsiniz kendi kamera arayüzü yardımıyla dostlar. Aynı zamanda böyle bir yüzey bıraktığınızda da gimbal kendisi otomatikman durabiliyor ve başka bir cihaz üzerinden de bu gimbali kontrol edebiliyorsunuz veya timelapse vesaire bu şekilde koyarak da yapabiliyorsunuz. Evet dostlar, Smooth 3 bu şekildeydi. Benim çok hoşuma giden bir gimbal oldu. Pil performansıyla, malzeme kalitesiyle, yaptığı işle çok başarılı. Fiyat anlamında 300 dolarlık bir fiyatı bulunmakta. İsterseniz yurt dışından alabilirsiniz, isterseniz Türkiye'de İtalya'dan firmalar bulunmakta. Onlardan da alabilirsiniz. Bir alt versiyonu var, yani buna çıkmak istemiyorum, gerek yok diyorsanız ki gerçekten çok da bunun bir artısı ancak profesyonel, çok daha profesyonel işler yapmak istiyorum diyorsanız yani o da çok etkileyen bir durum değil arkadaşlar. Alabilirsiniz isterseniz daha düşük modelinde. Bu modelin biraz daha malzeme kalitesi daha iyi ve pil performansı işte 2-3 saat daha uzun gidebiliyor ki diğer modelin pil performansı da gerçekten iyi. Dediğim gibi istediğiniz yerden satın alabilirsiniz. İster Amazon'dan alın, ister Türkiye'den alın. Ve bana sorarsanız çok güzel bir ürün. İşini hakkıyla yapıyor. Arayüzü olsun, işte kullanım olayı olsun, işte malzeme kalitesi olsun gerçekten çok hoşuma gitti. Hem telefonun dik kullanım hem yatay kullanıma izin vermesi, işte her türlü ayarın yapılabiliyor olması, her ince ayarın detaylıca yapılabiliyor olması yine beni sevindiren, hoşuma giden özelliklerden birkaçı oldu. Ben bu tarz bir gimbal istiyordum. Kendim için de istiyordum. Zoom firması sağ olsun bizlere bu ürünü ulaştırdı ve kendim için de videolarda kullanmaya çalışacağım bir ürünü. Sırf telefon bağlayabiliyorsunuz. Bunun profesyonel kameralar için olan versiyonu da bulunmakta. Onları da temin edip incelemeye çalışacağım inşallah. Şimdilik benim söylemek istediklerim bu şekildeydi. Zoom firmasının Smooth 3 model isimli ürünü hakkında. Umarım sizler için yararlı ve keyifli video olmuştur. Ürün hakkında sorularınız varsa ki tahmin ediyorum olacaktı. Hemen yorumlar kısmına bana yazabilirsiniz. Cevaplamaya çalışacağım. Kullanması çok keyifli ve yaptığı iş açısından çok hoşuma giden bir ürün oldu. Hemen aşağı taraftan videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Smooth 3 hakkında söylemek istediklerim bu şekildeydi. Kendinize... Oh. Dur, bir dakika. Bir dakika, dur. Tamam. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.